Ne haber? Nasılsın? İyiyim. İşin var mı? İşim olmaz mı Funda? Evin bütün işleri bende. Temizlik yapmam lazım, yemek yapmam lazım, ders çalışmam lazım. Şimdi demiyorum canım ya. Akşama işin var mı? Akşama mı? Niye ki? Sen bu aşkmış işlerinden sonra nezaket kurallarını da unuttun. Hadi bir kahve yap da içelim. İyi, tamam. Ha. Akşama bir şeyler yapalım diyorum. Merak etme, bendensin. Harika bir mekan keşfettim. Hep birlikte gideriz, ne güzel. Akşam. Babam izin vermez ki. Ya sen Salim amcayı bana bırak, izin alırım ben. Hem Koray'la birlikte olacaksın, fena mı? Daha ne yapayım senin için bilmiyorum. Olmaz. Babam hayatta izin vermez. Verir, verir. Hadi sen bir kahve yap da içelim birlikte. İzin meselesi kolay. Salim amca, ustaların en iyisi. Senden izin almaya geldim. Hayırdır kızım? Ne izni? Akşam benim doğum günüm. Eğer izin olursa Yasemin'e izin isteyecektim. Beni kıracağını zannetmiyorum Salim amca. Hadi ama Salim amca. Yasemin benim en iyi arkadaşım. Eğer o olmazsa olmaz. Hem söz, akşam en geç 9'da evde olacak. Tamam kızım. Söyle ama vakitlice evde olsun. Sen hiç merak etme Salim amca. Akşam sen de geliyorsun. Gelemem Funda, akşam işim var. Aa, olmadı ama böyle. Akşam hep birlikte olacağız. Ertele işini lütfen. Ertelemem Funda. Bak, hem Yasemin de gelecek. Funda, söz veremem. Gel mutlaka. Çok güzel bir gece olacak. Kaçırmak istemezsin. Hadi görüşürüz. Koray işi tamam. Bütün gece içi içini yiyecek. Alo Fikret Bey. Konuştuğumuz gibi Koray akşam partiye gelemeyeceğini söyledi. Tamam. Rica ederim. Müjde kızım. Salim amcadan izin kopardım. E herhalde yani. Ben istersem ne yapar ne eder bir yolunu bulurum. Hadi görüşürüz. Alo Alper. Akşam için kimseye söz verme. Yasemin falan hep birlikte olacağız. Tamam. Hadi görüşürüz. Heyt be. Ben büyük savaşları yönetecek insandım ama harcanıyorum buralarda. Bu akşam Koray'la birlikteyim. Canım babam ya. Ben izin vermez diye düşünüyordum ama verdi işte. Öğle yemeğinde ne yer acaba? Nerede kaldın ya? Dondun mu burada? Araba nerede? Otoparka bıraktım. Giderken alırız. Neyse. Seni buraya niye çağırdım merak etmiyor musun? Yani. O yüzden geldim zaten. Biliyor musun Alper? Benim gibi arkadaşın olduğu için çok şanslısın. Yoksa Yasemin'e giden yolu sana kim gösterecekti? Ne? Nasıl yani? Dur sözümü kesme. Her şeyden önce Yasemin'i iyi tanımalısın. Yasemin hediyelerden çok hoşlanır. Ona özel olduğunu hissettirmelisin. Öyle çok büyük bir şey de yapmana gerek yok. Sevdiği bir çikolatayı da alsan mutlu olur. Anlamadım. Ama bilirsin, biz kızlar eli sıkı erkeklerden pek hoşlanmayız. Arada sırada etkileyici hediyelerden çok hoşlanırız mesela.
O da ister süslenmek, giyinip gezmek, tozmak. Ama ne yapsın? Durum ortada. Ne demek oluyor bütün bunlar Funda? Yapma Alper. İkimiz de çok iyi biliyoruz Yasemin'den hoşlandığını. Yapamam. Koray'ın sevgilisi o. Kaç kere dedim sana? Koray annesinin boşluğundan faydalandı. Hem Yasemin yapamaz Koray'la. Biter iki güne. Ama arkadaşların da fırsatları kaçırmıyor. Sen de sevdiğin kıza kedi gibi uzaktan bakıyorsun. Anlaşılan senin sevgin de gerçek değil. Hayır ama... Bir şeyler yap o zaman. Hem Yasemin de sana karşı boş değil. O özel ders işleri falan hikaye. Ben tanırım arkadaşımı. Hani akşam gidiyorduk? İki ayağıma bir pabuca soktunuz. İzin aldık ne de olsa. Biraz turlarız arabayla, sonra da mekana gideriz. Araba mı? Otoparka bıraktım. Giderken alacağız. Koray nerede? Yoksa babamdan izin alamadı mı? Yok, işi çıkmış. Sonra gelecekmiş. Hadi gidelim o zaman biz.